Evet, bugün oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadeleden memnunuz. Saha içindeki eylemlerinden memnunuz. Çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Kesinlikle kaybetmeyi hak edecek bir oyun ortaya koymadık. Fakat rakibimiz bizim çok ama çok basit iki tane hatamızdan attığı iki golle 2-1 kazanmasını bildi. Rakibimizi tebrik ediyorum. Rakibimize bundan sonraki maçlarını da başarılar diliyorum. Bizim için ise yani farklı oyuncular dinliyoruz. Bütün oyuncularımızı görmeye çalışıyoruz. Maça gelince ise rakibe göre çok daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Topa çok daha fazla sahiptik. Daha fazla pas yaptık. Fakat rakibimiz ilk atağında 12. dakikada ilk pozisyonda bizim gerçekten çok basit yani 32. haftada geldiğimiz bu kadar bir süre içinde çok basit bir savunma hatası ve pozisyon hatasıyla kalemizde golü gördük. Sonrasında mücadelemize devam ettik. Oyuna ortaktık zaten. 1-1 yakaladık. 1-1'den sonra rakibimiz çok hızlı bir reaksiyon verdi. Yine bizim çok basit bir geri pas hatasından kaptırdığımız toplan 2-1 mağlup duruma düştük. Sonrasında gerçekten yani ya artık söylemeyeceğiz diyoruz ama çok daha basitlerini ligde de kendi ligimizde de bundan çok daha basitlerini penaltı veriliyor. Fakat bizim 44. dakikada çok net bir pozisyonumuz maalesef hakem tarafından es geçiliyor ve penaltımız es geçiliyor. Yani bu artık bizim üzerimize verilmeyen bir değil, iki değil, üç değil herhalde. Yani bu sezon 7. 8. lehimize verilmeyen penaltılar var. Yani bunlardan gerçekten acı çekiyoruz. Bunlar bizim canımızı yakıyor. Oyuncularımızı demoralize ediyor. Oyuncularımız çünkü çok genç. Bunların etkisinin altında kalıyor. İkinci yarısı yine tamamen oyunun kontrolü bizim elimizdeydi. Rakibimizin bizim kalemimizde çok ciddi anlamda bir pozisyonu yoktu. Tamamen üçüncü bölgede oynayan, pas yapan, pozisyonları arayan ve üreten fakat bir türlü golü atamayan bir Bursaspor vardı. Fakat tekrardan söylüyoruz, oyuncularımızın bugünkü isteği, arzusu, enerjisi, saha içindeki eğiliminden memnunuz. Önümüzde Eskişehir maçı var. Yarından itibaren de Eskişehir maçının hazırlıklarına başlayacağız. Oyuncularımı tekrar iyi mücadeleden dolayı kutluyorum. Herhangi bir sakatlıktan dolayı değil, tamamen o anki taktiksel bir değişikliğe gittiğimizden dolayı. Yani 4-3-3 başladık maça. Fakat golden sonra 3-5-2'ye döndük. 3-5-2 formatının da daha öncesinden Eren o bölgede oynadığından dolayı 25. dakikada çok erken bir zamanda taktiksel amaçlı olduğundan dolayı herhangi bir sakatlık ya da kötü bir oyunundan dolayı değil. Tamamen taktiksel. Evet yani şimdi biz biliyorsunuz 2 hafta önce kendi evimizde Bandırma maçında da Furkan Emre'ye öne attık. Ve 2 tane golünün attığımız 2 golde de 85 ve 90 artı 3'te Furkan Emre'nin katkısı çok ciddi anlamdı. Çünkü hava topu iyi olan bir oyuncumuz. Son dakikalarda rakip de çok fazlasıyla ceza sahasının içine gömüldüğü için bizim de öyle sayılı bir santraforumuz olmadığı için stoper olan Furkan Emre'nin de hava topu hakimiyeti o iyi olduğundan dolayı onu o bölgeye gönderip onun bu özelliğinden faydalanmaya çalışıyoruz. Bandırma maçında bundan çok ciddi anlamda katkı aldık. Bugün ise belki katkı alacaktık ama biz herhalde Furkan Emre'ye o toplar atamadık bugün. Sağ olun. Teşekkürler. İyi yayınlar.